Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah ve ba'd. Sayın Doçent Doktor Murat Kayacan Hocam, muhterem kardeşlerim, Karzman Müftülüğü olarak hazırlamış olduğumuz Kudüs-ü Şerif ve Sorumluluklarımız adlı programımıza hoş geldiniz. Programımıza geçmeden önce kıymetli hocamıza, programımıza iştirak ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Kısaca hocamın özgeçmişinden bahsedeceğim. Sonra inşallah hocamızla Kudüs ve sorumluluklarımız başlığı adı altında programımızı icra edeceğiz. Soru cevap şeklinde inşallah ilerleyecek. Murat Kayacan Hocam 1969 yılında İstanbul'da doğdu. 1992 yılında Selçuk Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Aynı üniversitede 1997 yılında din eğitimi dalında Kur'an'ın Hazreti Peygamber'i eğitmesi başlıklı teziyle yüksek lisansını, 2003 yılında tefsir anabilim dalında Peygamberlere karşı tavırlar ve sonuçları başlıklı teziyle de doktorasını tamamladı. Ve 2017 yılında tefsir anabilim dalında doçentlik unvanını aldı. Çeşitli dergilerde makale ve çevirileri yayınlanan yazar, halen İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İslam İlimler Fakültesi tefsir anabilim dalında öğretim üyesi olarak görevini sürdürmektedir. Hocamıza hoş geldin diyorum ve ilk sorumu tevcih ederek inşallah programımıza başlıyoruz. Kıymetli hocam, Kudüs bizim için niçin önemli? Bundan bahseder misiniz? Selamünaleyküm. Sayın hocam, kıymetli arkadaşlarımız, hoş geldiniz. Bu nazik davetinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah bereketli bir program olur. Kudüs bizim için ne ifade ediyor? Müslümanların yaklaşık 15 yıl kadar kıblesi. Her ne kadar Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde adı Mescid-i İlya ise de Mescid-i Aksa, İslam kültüründeki Mescid-i Aksa'nın karşılığı Mescid-i İlya'dır. Genel kabul görmüş eşleştirme bu şekildedir. Kur'an-ı Kerim'de de geçer. El-Mescid-ül Aksa şeklinde sıfat terkibi olarak. Hadislerde ise Mescid-ül Aksa şeklinde izafet terkibi olarak geçer ve bugünkü Mescid-i Aksa'nın kastedildiği genel olarak kabul görür. Mescid-i Aksa ve çevresi Hazreti Ömer döneminde fethedilmiştir. Bir yerde fethedildiği zaman İslam toprağı olur. Daha sonra bazı alimlere göre, yani Şafii mezhebine göre öyledir mesela, bir yer İslam yurdu olduktan sonra kafirler gasp etse bile orası yine İslam toprağıdır. Bir şekilde oranın kurtarılması gerekir. Bu yaklaşım esas alındığında Kudüs'ün ve çevresinin kafirlerin işgalinden kurtarılması gerekir. Uzun süre burası İslam toprağı olarak yaşadı. Ta ki Hazreti Ömer döneminde 638 yılında fethedildi. 1099 yılında da Haçlılar tarafından işgal edildi maalesef. Ardından tabii Müslümanlar bilinçlerini kaybetmediler, azimlerini kaybetmediler. Selahaddin Eyyubi, Allah rahmet eylesin, onun döneminde 1187'de yine işgalden kurtarıldı Kudüs. Ve Müslümanların hakimiyeti altına girdi, özgürleştirildi orası. İnşallah İsrail devleti de böyle bulunduğu yerden defolup gidecektir. Her ne kadar Biden İsrail devleti olmasa bile biz orada kurardık dese de yakın zamanda. Bu şeytanın vesvesesidir. Şeytanın izinden gitmektedirler. Müslümanlar daha çok çalışıp çabalarlarsa inşallah bu işgal sona erecektir. Bu işgal konusunda da tek sorumluyu Filistinli kardeşlerimiz olarak görmeyelim. Yani 9 milyon nüfusu var İsrail'in. İsrail devletinde yaşayan kişilerin sayısı 9 milyon civarı. Filistinliler öldürüldüğü için, sürgün edildiği için başka ülkelere yerleştiklerinden, İşte Ürdün'dü, Suriye'di vesaire. Nüfusları çok azaldı. 2 milyon civarı Filistinli var. Tutup şimdi Filistin'in ve Kudüs'ün özgürleştirilmesi işini
2 milyon Filistinli'ye, ki bunlar silahsız ya da hafif silahları olabiliyor en fazla, onlara bu sorumluluğu yıkmak ayıp olur. Yani ümmet olarak bizim sorumluluğumuz. Hazreti Ömer Arap olduğu için Kudüs'ü fethetmedi. Müslümanlara emanet etmedi. Selahaddin Eyyubi de yine burası, ya bizim ne ilgimiz var burası? O Filistin'de, o civarlarda yaşayan Müslümanlar orayla ilgilensinler demedi. Orayı özgürleştirdi. Günümüzdeki Müslümanlar da hangi kavimden olurlarsa olsunlar, Kudüs'ün özgürlüğü için çabalamalılar. Bu bir sorumluluktur. Bu da bizim için Kudüs'ün önemini gösterir. Sadece tabii Kudüs deyince aklımıza o ibadethane, o mabet, ilk kıble kısmı gelmemeli. Ki o sarı kubbeli yer, yani Hazreti Ömer Mescididir. Hani görselliği iyi olduğundan fotoğraflarda onlar gösterilir. O kısım gösterilir. Ama onun yanındaki kısımdır. Köşeli kısımdır, kubbeli olmayan kısımdır. Orası da dahil onun çevresi Müslümanlarındır, Filistinlilerindir. Ki 1948'e kadar da böyleydi. İnşallah tekrar Müslümanların hakimiyetine geçecektir. Bunun için tabii çabalamamız gerekiyor. Evet. İnşallah hocam. Hocam malumunuz Yahudiler kendilerini üstün ırk olarak görüyor. Yani Allah'ın seçkin kulları olarak görüyorlar diyelim. İsraillerin iddiasına göre Filistin toprakları ve bunun haricinde başka yerlerde vaat edilmiş topraklar olarak görüyorlar Filistin'i. Kendilerine vaat edilmiş topraklar olarak görüyor. Yani tüm insanlık bunları üstün varlık olarak görüp bu vaat edilmiş toprakları Filistin'i onlara mı bırakmalı? Evet. Güzel bir soru hocam. Yani Kur'an-ı Kerim'de doğrusu İsrailoğulların da alemlere üstün kılındığı söyleniyor. Peki kıymetli kardeşlerim, üstünlük ne iledir İslam'da? Takva iledir. Yoksa falanca soya sahip olmakla alakalı bir şey değildir. İsrailoğulları Allah-u Teala'ya itaat etselerdi, takvalı olsalardı, değerli olurlardı. O zaman hak ederlerdi. Son dini benimseselerdi, son peygambere tabi olsalardı, onların da Allah-u Teala'nın vaatlerine muhatap olmaları söz konusu olurdu. Fakat hem Allah'a isyan edelim, hem Allah'ın peygamberine inkar edelim ki Hazreti İsa'yı da inkar ediyorlar. Hem böyle yapalım, hem de bize topraklar vaat edilmiş diyelim. Öyle bir şey söz konusu değil. Allah-u Teala takvalı olanlara vaatte bulunur. Yeryüzünün mirasçıları kılmak istediği kimseler mutlaki kimselerdir. Halbuki İsrailoğulları öyle mi? Kendi peygamberlerine bile ne eziyetler çektirdiler. Bazılarını öldürdüler hatta. Hazreti Harun döneminde Hazreti Harun yanlarındayken puta tapmaya başladılar. Hazreti Musa'ya dediler ki sen git Rabbinle savaş, biz gelmeyeceğiz. Allah'a bize göster dediler vesaire. Ve bu kıymetli kardeşlerim, bu eleştiriler sadece Kur'an'da değil. Tevrat'ta da eski ahitte de bayağı bir İsrailoğulları eleştirisi var. Dolayısıyla hem Allah'a karşı gelelim, isyan edelim, hem de Allah-u Teala bize toprakları vaat etsin. Böyle bir bolluk yok. Allah-u Teala kendisine karşı gelenlere, itaat etmeyenlere bir vaatte bulunmaz. Peki nereden çıkarıyoruz bunların Allah-u Teala'ya isyan ettiğini? Kur'an'da da bu bahsediyor. İsra suresi 4. ayette Allah-u Teala, Bismillahirrahmanirrahim. وَقَدَيْنَا اِلَى بَن۪ي اِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْاَرْضِ مَرَّتَيْنِ İki defa yeryüzüne fesat çıkaracaksınız diyor Allah-u Teala. Ve onlar cezalandırılıyorlar. Ha, takvalı olanlara Allah-u Teala vaat eder. Onlar da takvadan uzaklaştıkları için, Müslüman kanı döküp durdukları için asla onların vaat edilmiş topraklar diye bir şey iddiasında bulunmaları meşru değildir. O topraklar Filistinlilerin topraklarıdır. Tekrar onlara iade edilmelidir. Bu gasp durumu aslında sadece Müslümanların iddiası da değildir. Evet. Kıymetli hocam, teşekkür ediyorum. İsrail deyince hemen Siyonizm aklımıza geliyor. Yani bizim bakış açımıza göre Siyonizm şerli bir ideoloji, şirret bir ideoloji. Bu sadece Müslümanlara göre midir hocam? Yani Müslümanlara göre mi şirret bir ideolojidir Siyonizm? Allah razı olsun hocam. Siyonizm, yani Siyon, Davut Yıldızı diye bilinir. Fakat günümüzde batıl bir ideolojinin sembolü olarak kullanılıyor. Dolayısıyla hani zaman zaman gösterilerde falan görmüşsünüzdür. İsrail bayrakları yakılır vesaire. Orada tabii peygamberden dolayı bir tepki değil.
o batıl ideolojiden dolayı bir tepkidir o bayrakların yakılması bazı eylemlerde. Kıymetli kardeşlerim, sadece Müslümanların eleştirisi söz konusu değil. Hocam önemli bir noktaya temas etti. Bir şey var mesela, Yahudi grup var, Naturei Karta diye. Bu şehir muhafızları anlamına geliyor Aramice'de. Bunlar da Siyonizm'e karşı. Hatta yani çok şaşırtıcı bulursunuz muhtemelen. Bunlar resmi işlemlerini İsrail devleti üzerinden yürütmüyorlar. Ürdün devleti üzerinden yürütüyorlar. Diyorlar ki bu Siyonist rejim gayrimeşru bir rejimdir. İşgalci bir rejimdir. Asla Yahudiliğe hizmet etmemektedir diyorlar. Hem de Talmud tefsirine dayandırıyorlar bu iddialarını. Dolayısıyla Yahudiler tek parça bir toplum değil. İçlerinde mesela Afrikalı olanlar var. Bunların statüleri biraz daha düşük, biraz daha gariban Yahudiler bunlar. Rusya'dan gelenler var, bunlar biraz daha zengin. Avrupa'dan gelenler var vesaire. Bunlar arasında tam bir ittifak söz konusu olmadığı gibi, ülke dışına çıkıldığında Siyonist devletin toprakları dışındaki Yahudiler de daha da çeşitlilik arz ediyor. Mesela non-Zionist.com diye bir site var. Siyonist olmayan Yahudiler anlamında. Onlar feci muhalefet ediyorlar bu Siyonist devlete. Bunun meşru olmadığını söylüyorlar. Bunları niye anlatıyorum? Kendimizi yalnız hissetmeyelim dünyada. Ya bu Yahudiler de sanki iyi insanlar. Baksana İsrail devleti. Bir Müslümanlar muhalefet ediyor habire. Kimsenin ses çıkardığı yok. Tek kalmışlar. Böyle değil mesele. Bizim kuvvetli bir medyamız olmadığı için bizim muhalefetimizin haklı olduğunu göstermekte zorlanıyoruz. Bunun için de tabii araştırmalar yapmamız gerekiyor. Mesela oksidentalizm araştırmaları yapmak gerekiyor. Batı'da ne yapıyor, ne ediyor, insanlar meseleye nasıl bakıyor, oradaki Yahudiler meseleyi nasıl algılıyor, Hristiyanların bu İsrail devletine bakışı ne vesaire. Bunları da incelemek, aradaki farkları görmek, bunları yansıtmak, hem ilmi çalışmalarla yansıtmak akademik düzeyde, hem de dünya medyası aracılığıyla, sosyal medya paylaşımlarıyla vesaire onların arasındaki farkları gündeme getirmek, görmek lazım ki insanlar şöyle zannetmesin. Müslümanlar çok fanatik insanlar. Ya Yahudilere demediklerini bırakmıyorlar, yapmadıklarını bırakmıyorlar. Çok mazlum Yahudiler demesinler. İşin gerçeğini görsünler. Bu da sadece Yahudilerle birebir savaşmak sayesinde sağlanmaz. Onun dışında alternatif yollar da denemek lazım ki birkaçını size saydım. Kıymetli hocalarım, evet. Hocam bir şey daha yapmak istiyorum. Yani madem bu Siyonistler İslam topraklarını işgal ettiler, Yahudilerin bir kısmı da bunlara muhalefet ediyor ki bazı Hristiyanlar da bunlara muhaliftir. Çünkü yani çok kötü videolar var maalesef YouTube'da, Hazreti İsa'ya, Hazreti Meryem'e hakaret eden videolar var. Bu aralardaki farkları bilelim edelim. Bu da cihat kapsamında görülebilir bir şeydir. Cihat illa az önce söylediğim gibi birebir savaş şeklinde olmak zorunda değildir. Ki Allah-u Teala Müslümanları teşvik de ediyor. Mesela وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَضْعَف۪ينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْ هَذ۪ي الْقَرِيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا. Bu halkı zalim olan, bu toplumdan bizi kurtar ya Rabbi diye talepte bulunan yaşlı kimseler, kadınlar, çocuklar vesaire. Allah-u Teala niçin bunların uğrunda savaşmıyorsunuz, bunlara yardımcı olmuyorsunuz diyor. Buna teşvik ediyorum Müslümanları. Peki bunlara nasıl yardımcı olacağız? Bunlar illa birebir savaşlar şeklinde değil ki. Mesela robotlarla savaşlar gündemde artık. İngiltere robotlardan oluşan bir orduyla tatbikat yaptı mesela. Bu mesela internet sitelerinin etkisiz hale getirilmesi tarzında mesela mücadeleler yaşanıyor. Siber savaşlar yaşanıyor. Bunlar etkili de oluyor mesela. Yani bir ülkenin ekonomisi kilitleniyor vesaire. Ne bileyim aydınlatılma teşkilatı kilitleniyor vesaire. Böyle şeyler yapılıyor. Biz de İsrail hemen her Ramazan'da maalesef Filistinli Müslümanlardan çoluk çocuk demeden katlediyor. Bunlara dur demenin bir yolu olmalı. Bu dur demek de sadece birebir savaşlar şeklinde değil. Bu saydığım çeşitlemeler de dikkate alınmalı. Müslümanlar cihat meselesini çok yönlü düşünmeliler. Bunun içine psikolojik savaş giriyor, siber savaşlar giriyor vesaire. Bunları da hesaba katarak yeni bir cihat anlayışı, yeni bir cihat perspektifi geliştirmesi gerekiyor Müslümanlar. Evet. Kıymetli hocam, malumunuz İsrail deyince Siyonist rejim akla geliyor. Hukuk tanımaz bir rejim, bir halk, azgın bir halk.
Ve yani imkanımız olsaydı keşke şu Filistin'e yerleşmeleri ve o işgali hani haritadaki o büyümelerini gösterebilseydik. Hukuk tanımıyorlar. Yani her an işgal ile meşguller, her an işte bu sabah yine okudum. Müslümanların tarlasını, evini gasp ediyorlar. Bir hukuk tanımazlık söz konusu. Mesela Golan Tepelerini işgal ettiler, şimdi topraklarını kattılar. Yani bunu bir başka ülke yapsa kıyamet kopar. Hani bu bizim söylemimiz mi sadece, yoksa dünya niye bunu görmüyor? Evet. Hocam aslında dünya görüyor. 1967 yılında Birleşmiş Milletler'de bir karar alınıyor. İsrail'in işgal ettiği topraklardan çıkması isteniyor. Yani bayağı bir şey var aslında, yani o esas alınsa, daha doğrusu esas alınmak zorunda zaten, uygulanması gerekiyor. Fakat Amerika desteği olduğu için İsrail'in arkasında o karar uygulanmıyor. Uygulamadığı gibi İsrail daha da topraklarını genişletme eğiliminde. Yine Amerika destek veriyor, başkentimi Kudüs yapacağım diyor. Amerika hemen kendi konsolosunu oraya taşıyor, diğer ülkeleri teşvik ediyor ona. Aslında apaçık suç işliyorlar. Fakat eli çok güçlü olunca, dünya silah piyasasının %50'den fazlasını Amerika kontrolünde tutunca, İslam ülkeleri de maalesef o kadar güçlü olmayınca onlara müdahalede zorlanıyorlar. Ama en azından bu perspektifi kaybetmemek lazım. Yani uyum sağlamak yerine, ya ne yapalım artık, Amerika ile iyi geçinmenin bir yolunu bulmalıyız, yenildik artık, İsrail'e karşı iyi geçinmenin yolunu bulmalıyız, yenildik artık dememek lazım. Bu perspektifi, yani Allah'a kulluk, takva bilinci ile, Müslümanların da işgal edilen topraklarının özgürleştirmesi bilinciyle kendimize stratejiler belirleyelim. 10 yıllık planlar, 100 yıllık planlar vesaire. Bunları uygulamaya koyalım. Eğer biz Allah-u Teala'nın koyduğu toplumsal yasaları da dikkate alır şekilde, onun kitabına da itaat ederek planlamalar yaparsak, Allah'ın yardımını yanımızda buluruz. O zaman batıl bu deniz köpüğü gibi önümüzden silinir gider inşallah. İnşallah hocam. Hocam bu işgal sürecinde, bu İsraillerin işgal sürecine işte Filistinliler topraklarını Yahudilere satarak katkıda bulundu diye böyle bir söylem var. Yani Filistinliler topraklarını Yahudilere sattılar mı? Böyle bir şey var mı? Evet. Hocam en çok bu gündeme getiriliyor. Bu da tabii aslında Müslümanlar arasındaki o milliyetçilik, ulusçuluk akımlarından kaynaklanan bir şey. Müslümanları böyle parçalamak için, birbirine karşı soğutmak için söylenen şeylerden biri bu. Arap kardeşlerimize diyorlar ki Osmanlı sizi sömürdü. Osmanlı bakiyesi olan toplumlara da diyorlar ki Araplar sizi sattı. Bu tür propagandalara kanmamak lazım. Araplar bizim kardeşlerimiz. Yani değişik etnik gruplar var, değişik ülkelerde kesimler var. Bunlar Müslümanlar bilirler ki takva esastır. Kavim merkezli meseleye bakmazlar. Bu tuzağa da düşmemek lazım. Zaten 1917 yılında Osmanlı İngilizlere teslim etti Kudüs'ü. Niye? Osmanlı'nın gücü kalmadı ki. Artık dayanacak bir şey yok. Şey kalmadı. Bir mecburiyet söz konusu oldu ve oradan çıktı. Şimdi bunu da tutup da Arap kardeşlerimiz malzeme yaparsa doğru olmaz. Niçin? Ya Osmanlı'nın elinde imkan vardı da ondan mı çıktı? Yok. Koruyamaz hale geldi. Batılılar kendilerini teknolojik anlamda çok geliştirdiler ve sadece İslam dünyasını değil birçok yeri işgale giriştiler ve Osmanlı da orada tuturamadı ve zaten tarih sahnesinden çekildi. Müslümanların hamisi pozisyonda olan Osmanlı çekilince de Arap kardeşlerimiz yalnız kaldı. O yalnızlık içerisinde para yok, pul yok. Köylülerin bir kısmı topraklarını satmış olabilir. Buna dair oranlar veriliyor. Aziz kardeşlerim, 1911 yılında %7'sinin satıldığı söyleniyor. Filistinli köylüler tarafından. Korumasız kalmış köylüler bunlar. 1878 Arap isyanı gerçekleştiği zaman da %10 civarında %10 civarına ulaştığı söyleniyor. Bu Filistinli köylerin sattığı toprakların. 1936'da ise bir isyan çıkıyor. O isyandan sonra da zaten Arap kardeşlerimiz yüksek bir bilinç seviyesi gösteriyorlar ve toprakların satılması söz konusu olmuyor. Bu oranlar peki önemli oranlar mı? Yok, değil. Yani hangi ülkenin hangi Müslümanı sahipsiz kalsa, himayeden uzak kalsa, bu zor durumda kaldıkları için böyle şeyler yaşanabilir. Yani her etnik kesimden, her kavimden böyle sorunlar yaşanabilir. Bunları asla abartmamak lazım. Ne gücünü kaybeden Osmanlı niye burayı İngilizlere verdin diye suçlanmalı. Gücü kalmamış çünkü.
ayakta duramıyor ki zaten dedim az önce tarih sahnesinden çekildi. Benzer şekilde Arap kardeşlerimiz de ayakta kalamadıkları için, dayanacak güçleri kalmadığı için hepsi de değil zaten bir kısmı ve bunun da çok az bir kısmı böyle bir şeye meyletmişler. Bunu tutup da malzeme yapıp da ümmet bilincini sarsacak tartışmalardan, konuşmalardan uzak durmak gerekiyor. Kıymetli hocam, Filistinlilerin, Müslümanların, tüm Müslümanların, tüm ümmetin. Şimdi Filistinli kardeşlerimiz farklı nedenlerle ve doğru gerekçelerle kendilerini savunuyorlar. Siz de konuşmanızın başında ifade ettiğiniz hafif silahlar, bazen füzelerle de cevap veriliyor. Şimdi Hamas Filistinli kardeşlerimizi Kudüs-ü Şerif'i müdafaa için uğraşıyor. Fakat bizde işte gerek medyada, basın yayında şöyle bir ifade kullanılıyor. İsrail kendini savunuyor diyor. Aslında o topraklar onların değil yani. Müslümanların, Müslüman Filistinli kardeşlerimizin normalde kendi topraklarını savunuyor. Yani sonradan gelmiş işgal etmiş, sürekli işgal ediyor. Burada bu söylem için ne dersiniz hocam? İsrail kendini savunuyor. Yani bayram günü çoluk çocuk demeden, ayrım yapmadan her yeri hastaneyi bombalıyor, fabrikayı. Bunlar bilinçli bombalıyor. Yani hayatın merkezinde olan yerler bombalıyor özellikle. İşte içme suları, elektrik, hastane, gıda, bu tür yerleri hedef alıyorlar. Ve bizim basın yayında da bu tür şeyleri görüyor. İsrail kendini savunuyor diyor. Gerçek bunun aslı nedir hocam? Evet. Önemli bir soru hocam bu. Yani tabii şu bu soruya karşı şöyle bir şey sormak lazım. Bu tezi dillendirenlere karşı. Hamas doğru füze fırlatıyor. Peki Hamas'ın fırlattığı füzelerle kaç tane İsrail öldü günümüze kadar? Ne kadar zarar verdiler? Tünellerden işte silah geçiriyorlar falan. Tamam zarar karşılaştırması yapalım. Nedir o? Peki tünellerden mesela gizli tünelleri var. Onlar gerçi yani can damarı gibi bir şey. Çünkü İsrail açık hava hapishanesine çevirdi Gazze'yi. Abluka altında. Duvarlar ürüyor. Denize fazla açılmalarına izin vermiyor. O işte balık avlama bir ticaret lazım sonuçta. Hayatın, geçimin devam etmesi lazım. O alanı mesela balık avlama alanlarını sürekli daraltıyor. İki Mavi Marmara oraya geçmeye çalıştı biliyorsunuz ne üzücü bir saldırı yaşandı. Velhasılı o açık hava hapishanesi içerisinde insanlar çaresizliklerini çözüm üretmeye çalışıyorlar. İsrail ise ne yapıyor? Helikopteri var, savaş uçakları var, tankları var vesaire. Peki tünellerden helikopter mi geçiriyor Hamas? Yok. Füze mi fosfor bombaları mı geçiriyor mesela? Öyle bir şey de söz konusu değil. Savaş uçakları mı geçiyor? O da değil. Bütün savaş üstünlüğü ordusu var ki Filistin'den ordusu da yok. Bu tür bir eşitsizlik durumu söz konusu iken hala nasıl yapıyor ediyorsa dünya medyasını kullanarak İsrail kendisini mazlum, Filistinleri zalim, barbar, vahşi olarak gösteriyor. Ha bize de düşen şey biz de kuvvetli bir medyaya sahip olacağız. Hakkı, hakikati gündeme getireceğiz. İşin aslında böyle olmadığını, İsrail'in Birleşmiş Milletler'e göre de işgalci olduğunu, bazı Yahudi gruplara göre de yine İsrail Devleti'nin gayrimeşru olduğunu gündeme getireceğiz. Sadece bunları Müslümanlar savunmuyor diyeceğiz. Ve psikolojik üstünlüğü de bu sayede ele geçireceğiz. Bunun ötesine de tabii geçmek gerekiyor. Filistinlere daha fazla yardım etmek gerekiyor. Az önce söylemiştim. 9 milyon İsrailli'nin 2 milyonu Filistinli. O 2 milyon Filistinli nasıl savunsun Mescid-i Aksa'yı? O toprakları nasıl özgürleştirsin? Kesinlikle diğer Müslümanların onlara sahip çıkması, onlara destek vermesi gerekiyor ki onlar da kendilerini savunabilsinler. İnşallah yani Selahaddin vefat etti. Onun ardından daha nice Selahaddinler yetişir eder. Bir çözüm bulur. İnşallah bu işgalde biter. Bundan da umutlu olmamız lazım. Çünkü biz Allah'ın yardımını umuyoruz. O kafirler ise şeytanın vesvesine tabi olmuş gidiyorlar. Kıymetli hocam, Müslümanlar olarak Filistin ve özellikle Kudüs için hani dua ve kalben buğz etmenin dışında neler yapabiliriz? Siz... Bu hocam sadece dua çok önemlidir doğrusu. Yani bir sorunun çözülmesinden önce dua etmeliyiz. Çözümü sırasında da dua etmeliyiz. Çözüme kavuşturulduktan sonra da dua etmeliyiz. Yani tevekkül de böyledir. Bir sorunun öncesinde de Allah-u Teala'ya tevekkül edilir. O sorunu yaşarken de tevekkül edilir. Sorun çözüldükten sonra da yine
Allah'a tevekkül edilir. Hadisin sonu da böyledir. Kudüs'ün kurtarılması, Mescid-i Aksa'nın kurtarılması konusu da böyledir. Allah-u Teala'ya her halükarda dua edeceğiz. Bunun yanında bir de kardeşlerim, fiili duada bulunmamız lazım. Bu da konuşmamda dikkat çektiğim gibi cihat anlayışımızı yenileyerek yapılır. Yeni gelişmeler dikkate alınır. Bu Müslümanlara düşmanlık yapan Siyonist devletin ortadan kaldırılması, işgalin sona erdirilmesi için neler yapılması gerekiyorsa bunların planlanması gerekir. 5 yıllık, 10 yıllık, 50 yıllık planlarla bu devletten bir kağıttan bir kaplandır. Yani bunu da görelim artık. Hani 73 yıl zannediyorum, kurulalı 73 yıl anca oldu. Böyle bir devlet yoktu. Yakın zamanda işte tarihte ihdas edildi. Hala bu devletin sona ermesi de zor olmaz. Bunun için de biz İsrail devletinin gayrimeşru olduğunu kabul eden gayrimüslimlerle de görüşmeli. Onlarla da yine ortak çalışmalar yürütmeliyiz. Ve bu işgalin sona erdirilmesi konusunda da Allah'ın yardımını umabiliriz. Eğer fiili duada yaparsak Allah-u Teala inşallah çözüm konusunda da bize yardımcı olacaktır. Kıymetli hocam, dinleyicilerimizden tabii soru sormak isteyen olursa istirham ediyoruz. Yazılı olarak yazabilirler alta. Sorular bölümüne geçmeden önce son olarak hocam söylemek istediğiniz bu konuyla ilgili ifade etmek istediğiniz şeyler varsa buyurunuz hocam. Allah razı olsun hocam. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Mehmet Akif Ersoy'un dizeleriyle bitireyim konuşmamı. Umutsuzluğun Müslümanlara yakışmadığına dair diyor ki, yesi tekfir eden imanıma olsun ki yemin, bize telkini ümit etmediler. Yoksa bu din yine dünyalara yaymıştı yeşil gölgesini, hakkın sesi boğmuştu dalalin sesini. Ya biz Allah-u Teala'nın yardımını umuyoruz. İnşallah o yardımda biz çalıştıkça gelecektir. Bir de dua ile bitirmek istiyorum. Ey Rabbimiz, İslam'ın mukaddes beldesi Kudüs ve mübarek Mescid-i Aksa tarihin en çirkin tecavüzüne maruz kalıyor. Dağınıklığımızı, perişan halimizi sana arz ediyoruz ya Rabbi. Onurumuzu çiğnetme, bize uyanış ve vahiyet nasip eyle. Bizden yardımını istiyoruz. Amin. Hocam, verdiğiniz bu faydalı bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Katılımınızdan dolayı şükranlarımızı arz ediyoruz. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli dinleyicilerimiz, programımızı burada sonlandırıyoruz. Bir dahaki programda buluşmak üzere sizlere Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.